Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizler için hazırlamış olduğum bugünkü videomda çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak nefis bir fellah köftesi tarifi vereceğim. Yapılışıyla oldukça pratik, lezzetiyle de damaklarınızı şenlendirecek bu güzel tarife geçmeden lütfen videoma beğeni bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi hemen tarifimize geçelim dilerseniz. Malzemelerimi yine her zamanki gibi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bulabilirsiniz. Tarifimize ilk olarak bulgurumuzu ıslatmakla başlayalım. Ben bir Malatyalı olarak Malatya'nın yarma bulgurunu tercih ettim. Sizler bu bulgura erişemezseniz eğer mutlaka ince bulguru ıslatarak içerisine de un, hatta bir tane de yumurta akı katarak yoğurabilirsiniz. Yeteri miktarda tuz, ben bir tatlı kaşığı kullandım. Tuz ve sıcağa yakın ılık suyla bu şekilde karıştırarak hiçbir tarafı kuru kalmayacak şekilde ıslatalım. Karıştırdığımız bu hamurumuzu 4-5 dakika bu şekilde dinlendirelim. Daha sonra su ilavesi yaparak iyice sakız kıvamına gelinceye kadar yoğuralım. Hamurumu güzelce yoğurdum ben. Şimdi artık köftelerimizin şeklini vermeye başlayabiliriz. Öncelikle hamurumuzdan fındık büyüklüğünde bu şekilde küçük parçalar alarak yuvarlayalım ve parmağımızla şekillendirerek tepsimize dizelim. Daha hızlı yapmak adına ben önceden bu şekilde küçük parçaları aynı eşit ölçülerde bu şekilde sıkıyorum arkadaşlar. Daha sonra onları yuvarlayarak şekillendiriyorum. Sizlere de fikir olması adına bu kısmı da çektim. Sizlere vermiş olduğum bu ölçülerden en az 6 kişilik servis çıkacaktır arkadaşlar. Köftelerimizi şekillendirme aşamasını geçtiğimize göre şimdi artık sosuna başlayabiliriz. Sosumuz için de bir orta boy kuru soğan ve 2 adet de sivri biberi yemeklik küçük küçük doğrayalım. Doğramış olduğumuz kuru soğan ve sivri biberleri bu şekilde uygun bir tavaya alarak ateşe koyalım. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ilavesi yaparak sotelemeye başlayalım. Soğanlarımız kavrulurken ara ara karıştırmayı unutmayalım. Bir diğer yanda geniş bir tencereye gördüğünüz gibi 2,5-3 litre kadar suyu alarak kaynatalım.
Suyumuz kaynadıktan sonra içerisine yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar tuz ekleyerek daha sonra yavaşça köftelerimizi kaynayan suya bırakalım. Köftelerimiz bir yanda haşlanırken biz de soğanın üzerine bir yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ekleyelim. Ve yine üzerine acı sevginize göre pul biber ilavesi yaparak, ben yarım tatlı kaşığı kullandım, pul biber ilavesi yaparak kavurmaya devam edelim. Sosumuzun içerisine son olarak 2 diş de sarımsağı bu şekilde minik minik doğrayarak ilave edelim. Bu şekilde yaklaşık 1 dakika kadar tekrar kavuralım. Artık köftelerimiz de haşlandı. Suyun içerisinde bir 5 dakika kadar kaynaması yeterlidir arkadaşlar. Haşladığımız köfteleri de şimdi salçalı sosun içerisine alalım. Şöyle bir karıştırdıktan sonra köfteyi haşlamış olduğumuz sudan da yaklaşık yarım su bardağı kadar ilave edelim. Soğan sosuyla köftelerin lezzetinin bir araya geçmesi için bu şekilde 1 dakika kadar kavurmaya devam edelim. Artık köftelerimiz hazır. Şimdi ikinci bir işlem olarak patlıcan yatağını hazırlayacağız. Patlıcan sosu içerisine ben 1,5 su bardağı ev yoğurdu kullandım. Hazır yoğurt da kullanabilirsiniz. Ve üzerine yine yarım su bardağı kadar mayonez ilave edelim. Patlıcanları da daha önceden közleyerek kabuğunu soyup iri dilimler halinde doğradım. Dilerseniz konserve patlıcan da kullanabilirsiniz bu aşamada. 2 diş de sarımsağımızı yoğurtlu karışımın içerisine rendeleyelim. Son olarak yarım tatlı kaşığı tuz ekleyerek şöyle güzel bir çırpalım. Ve artık son işlem olarak patlıcanlarını da ilave ederek çok fazla ezmeden karıştıralım. Ben bazı zamanlarda bu güzel karışımın içerisine közlenmiş kapya biber de koyuyorum arkadaşlar. Sizlere de fikir olsun, isterseniz ekleyebilirsiniz.
Bu güzel lezzetli yemeğimiz artık servise hazır. Servis yapacağımız uygun bir tabağın altına öncelikle hazırlamış olduğumuz yoğurtlu patlıcandan alalım. Üzerine de fellah köftelerini yerleştirelim. Son bir dokunuş olarak maydanozlarla da süsleyerek servis yapalım. Yemelere doyamayacağınız inanılmaz lezzetli bir yemek oldu arkadaşlar. Bu harika tarifi beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınız varsa videomun altındaki paylaş butonu üzerinden rahatlıkla gönderebilirsiniz. Lütfen daha fazla tarife erişebilmek adına kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.